Alt ekstremite serbest bölümünün kemikleri. Femur. Femur iskeletin en uzun, en güçlü ve en ağır kemiğidir. Femurun üst ucu os coxa ile eklemleşir. Alt ucu tibia ve patella ile eklemleşir. Uyluk kemiğinin üst ucunda bulunan caput femoris, os coxa'nın asetabulumuna oturarak artikülasyon coxa'yı oluşturur. Demek ki artikülasyon coxa, caput femoris ve asetabulumdan oluşur. Caput femorisi gövdeye bağlayan yapı kolum femoristir. Femurun gövdesine ise corpus femoris denilmektedir. Femurun distalinde bulunan çıkıntılardan medialde bulunana condylus medialis, lateralde bulunana ise condylus lateralis denilir. Bu iki kondil, tibia ve fibula ile birlikte articulatio genu'yu yani diz eklemini oluştururlar. Trakanter major lateralde ve daha büyük olan çıkıntıdır. Uyruğun dış rotator kasları buraya tutunur. Fossa thoracanterica, thoracanter major'un iç yüzünde görülen çukurdur. Musculus obturatorius externus buraya insersiyon yapar. Thoracanter minor ise medialdeki çıkıntıdır. Buradan musculus iliopsoas sunlanır. Bu kas uyruğun en kuvvetli fleksör kasıdır. Femurun arka tarafında bulunan crista interthoracanterica ve bunun üstünde bulunan tüberkülün quadratumu görmekteyiz. Femurun gövdesinde gluteus maximus kasının büyük bölümünün insersiyon yaptığı nokta tuberostas glutea'dır. Linea aspera femurun orta üçte birinde medial ve lateral bir dudak şeklinde gözlenen longitudinal bir çıkıntıdır. Bu çıkıntı condylus lateralis'e doğru linea supracondylaris lateralis ve condylus medialis'e doğru linea supracondylaris medialis adında iki çıkıntı olarak uzanır. Fossa intercondylaris, condylus lateralis ile condylus medialis arasındaki çukurdur. Facies poplitea, femurun alt ucunun arka yüzüdür. Femurun ön tarafında bulunan ve patellaya bakan yüze facies patellaris denilir. Condylus medialis'in dış kısmında epicondylus medialis, condylus lateralis'in dış kısmında ise epicondylus lateralis bulunacaktır.